بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الجوزي رحمه الله تلبيس إبليس كتابلردن ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التداوي شيطانين صوفيلرجاء خليان غوالردن بره داولن مسلك يعني داولن مستن أنا شنو توكل دو إيش. قال المصنف رحمه الله لا يختلف العلماء أن التداوي مباح وإنما رأى بعضهم أن العزيمة تركه. Ulamolar davolanish mubohligida hech kim ixtilof qilmagan. Bunda shubha yo'q, davolanish muboh. Faqat ba'zilar shuni tark qilgan avlo deyishgan. Mubohligida shubha yo'q. Davolanishni tark qilgan avlo degan. Nega? Buning ham dalillari bor bularda ham. Ularning dalillaridan biri hali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga ko'r odam keladi-yu, ko'zi ko'r odam, ya Rasululloh duo qiling, ko'zim ochilsin deydi. Rasululloh aytadilarki, xohlasang duo qilaman, lekin sabr qilsang jannat senga deydilar. Demak, mana bundan dalolat qilyaptiki, muboh. Lekin agar inson kasallikka sabr qilaversa, ajri katta. Xuddi shunday haligi jini bor ayol keladi, yiqiladigan ayol, xushdan ketadigan ayol. Ya Rasululloh, men xushimdan ketib qolaman, duo qiling, Alloh shifo bersin. Unga ham xuddi shunaqa deydi. Va xohlasang duo qilaman, lekin sabr qilsang, o'zingga yaxshi deydi. Ayol ham sabr qilaman deydi. Shunga o'xshagan dalillardan olishganki, demak, tark qilish avlo degan. Lekin bu gap ham mutlaqligicha emas. Odamiga qarab bir kishini haqqida davolanish kerak bo'lsa shart bo'lmaydi davolanmasang. Nega? Chunki davolanmasa sabr qila olmaydi. Har kun ingrab yotaveradi, yotaveradi, og'riyapman deydi, kasalman deydi. Unaqa odamga sen bunaqa qilib ajr topmaysan, davolan deyiladi. Bir odam borki, masalan Ayub alayhissalomga o'xshagan odam bo'lsa, hech unda ta'sir qilmasa kasallik, uni e'tiqodiga, tavakkuliga, unaqa odamga tark qilsang ham kerak bo'lsa yaxshi deyiladi. Endi sufilardagi xato esa shuni umumiy olib olishgan. Mutlaqo davolanishni yig'ishtirib qo'yishgan. Biz mana bunda odamlarni kalomini zikr qildik. Va o'zimizning kitobimizda Luqatul Manafi' fit tib degan kitobda bu gaplarni zikr qilganmiz. Bu yerda bundan aytadigan maqsadimiz shuki, demak, davolanish asli muboh. Bunda ijmo bor. Davolanish aslida muboh deyapti. Madubun ilay. Mandubun ilay degani undalgan, hattoki ba'zi ulamolar unga undagan, balki sunnatda undagan, tadavvu deganku, davolaninglar degan undalgan. Shuning uchun endi boshqa gapga qarab o'tirilmaydi. Davolanish tavakkaldan chiqib ketadi deydigan odamlarning gapi gap emas. Davolanish tavakkaldan chiqib ketmaydi. Endi ularni yana shubhasi haligi hadisdan kelib chiqqanda, haqiqatdan bu o'rinli narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabona alf min ummati yadkhulunal jannata min ghayri hisabin wala azab deganlar. Ummatimdan 70 mingtasi borki jannatga hisob kitobsiz azoblanmasdan kirib ketadi. Shular kim deganda, ular kuydirib o'zini davolamaydiganlar, shumlanmaydiganlar, Robbisiga tavakkul qiladiganlar deyilgan. Mana shundan ular olganki, demak, mana davolanmaydigan va tavakkul qiladigan deyapti. Demak, davolanmaslik tavakkul ekan deb o'ylashgan. Aslida unday emas. Chunki hadisda Rasululloh kuydirib davolamaydigan deyapti. Mutlaq davolanmaydigan emas, aynan kuydirib davolanish haqida gap ketyapti. Va yana uni hadisda nima bo'lganda ham Rasululloh davolanishni tark qilishga buyurayotgani yo'q, shunchaki bir fazilatli martabaga ishora qilyapti. Hamma shunday qilsin degani yo'q. Aslida ijmo bor deyapti. Mana tavakkuldan chiqmaydi davolanish. Tavakkul doirasidan chiqdi deyilmaydi. Haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadisda keyin u kishi davolanganlar va davolanishga buyurganlar. Tadavva fa innalloha lam yazda illa vazalahu dawa hadisda keyin. Davolaninglar, Alloh qanday dard qo'ygan bo'lsa, davosini ham qo'ygan. Haligi masalaga ham shu hadis dalilda rakni davosi yo'q degan gap bekor. Bor davosi. Endi gohida insonlar shuni bilmaydi va gohida esa bilsa ham yashiradi, gohida esa shuni davosini odamlarga Alloh bildirsa ham, lekin shifo kimdan aslida? Allohdan bermaydi shifosini. Davo bor, lekin Alloh shuni shifosini bermaydi. Nega? Unga bir jazoda, masalan, spidni davosi yo'q deyiladi-yu. Nega davosi yo'q? Aslida hadisga qarasak, davosi bor.
Fakat ana şunu Allah ularga davoni sababligini amalga oshirmaydi. Nega? Chunki jazo bu unga deydi. Unga bir jazo bo'lsin bu, unga bir uqubat bo'lsin deydi. Va yana hech qachon davolanishga bo'lgan amr bu tavakkaldan chiqib ketmaydi. Sahih hadisda kelgan mana Usmon ibn Affon hadisidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruxsat berganlar. Agar ihromdagi inson ko'zi og'rib qolsa, sabr boylashligini. Sabr degani o'zimizda haligi kaktus deydimi, aloe deydi-yu, achchiq achchiq bo'ladi. O'shani sabr deyiladi. Aslida mana bu shifolik narsa. Achchiq bo'lganligiga qaramasdan shifobaxsh narsa. Ko'p o'zimizda ham ishlatiladi, yaralarga, boshqalarga ishlatiladi. Ana shuni sabr deyiladi. Mana ihromdagi odam ko'zi og'rib qolsa, oldin aslida ko'z og'riganda surma qo'yishgan, tabiiy surma, ismit. O'sha ko'z og'rig'iga shifo bo'lgan. Endi ihromdagi odam qo'yolmaydi-ku uni. Ihromda mumkin emas ko'zga surma qo'yish. Shuning uchun nimaga buyuryapti Rasululloh endi ihromda bo'lsanglar ko'zlaringga o'shani bosinglar, boylanglar degan. Ayazma daha degani ana shuni boyla ko'zingga degan. Ya'ni aloyini boylaydi ko'ziga. Ana bu ko'zda og'rig'ini oladi. O'sha achchiq o'tdi sabr deb nomlangan, asli sabrda o'shundan olingan deyishgan. Achchiq o't. Achchiqdi u. Sabr ham achchiq bo'ladi-yu. Shuning uchun o'shani shunaqa deb nomlangan. Hozir bizga tegishli joyi berdi. Mana payg'ambarimiz ihromdagi odamga ham hattoki ko'zini davolashga ruxsat beryapti-yu. Demak, bu tavakkalga teskari narsa emas. Uni hadis Imom Muslimda kelgan debdi mana. Va Ibn Jarir at-Tabari aytganki, mana hadisda ochiq dalil chiqyapti. Haligi aqli kalta kishilarning gapi bekorligigaki, sufilarning ba'zilaridagi gaplar, ba'zi obidlardagi gaplar tavakkul qilgan odamga yaxshi emas. Shunaqangi qilib davolanishligi, unga bir illat bo'lsa jasadda bir davo bilan davo topishlik yaxshi emas deyishadi. Bu gap botil. Ahli g'obava degani g'obi deydi-yu. G'obi yani shu aqli kaltalar deganida, ya'ni o'sha aqli kaltalar degani bu. Chunki izzaka indahum talabul afiya min g'ayri man biyadihi al-afiya va darar va naf. Sufilar aytar ekanki, sen bu ishing bilan foyda, zarar, ofiyat qo'lida bo'lmagan kishidan talab qilyapsan ofiyat dedir ekan. Sen agar borib mana dori-darmon qilsang, o'sha dori-darmonni qo'lda emas-ku shifo. Sen borib dori-darmondan talab qo'yapsan deydi. Aslida biz dori-darmondan talab qilganmiz yo'q, nimadan talab qilyapmiz? Allohdan dori-darmon orqali. Endi bunaqa desangiz qarang. Unda sen ovqat ham yema. Nega? Chunki seni qorning to'yg'izadigan kim desangiz Alloh deydi. Yo'q, Alloh to'yg'izsin, yema ovqat. Yo'q, endi yemasa bo'lmaydi sabab deydi. Ha, xuddi shunday bu ham shunaqa, ya'ni davolanish ham xuddi shunday Alloh kelib seni davolab qo'ymaydi. Sabablarni qo'yib qo'ygan, o'sha sabab bilan Alloh unga shifo beradi. Va fi itlaqi an-nabiy sallallohu alayhi vasallam lil muhrimi ilaja aynihi bis-sabri lidaf'i al-makruhi adallu dalilin ala anna ma'na at-tawakkuli ghayru ma qalahu alladhina dhakarna qawlahum. Payg'ambarimiz mana ihromdagi odamlarga mutlaq ijozat berib qo'yganligi ko'zini achchiq o't bilan davolashligiga mana shu yomonlikni daf qilgin deyapti. Mana bunda bir aniq dalil bor. Tavakkal ma'nosi demak ulardan zikr qilingandan boshqacharoq ma'no. Ularda haligi so'zni aytdik yuqorida tavakkulga zid bo'lib qoladi deyishdi. Ularning gapi demak to'g'ri emas. Va bu narsa kishini qazo qadariga rozilik doirasidan ham chiqarib yormaydi davolanish. Qazo qadariga rozi bo'l degani indamay davolanmay yotaver degani emas. Nolima deganida qazo qadariga rozi bo'lish. Chunki Alloh qanday dard tushirgan bo'lsa, unga davo ham tushirgan. Illo o'lim. Mana qarang, bitta o'limni istisno qilyapti, boshqa narsani istisno qilmagan. Faqat o'limgina ana u davosi yo'q, ya'ni inson o'ladi. Va yana Alloh taolo bir sabablar qo'ygan. Dardlarni daf qiladi. Masalan, yeyishlik ochlikni daf qilishga sababmi? Shunga sabab. Hechdan hech qorin to'yib qolmaydi odam. Yeydi, keyin qorni to'yadi. Aslida Alloh taolo maxluqlarni busiz ham hayot berishga qodir edi masalan. Ovqat yemasdan yashatishga ham qodirmi? Malaikalar shuni yashayapti-ku. Ovqat ham yegan yo'q, suv ham ichgan yo'q, yashayapti. Lekin Alloh shuni sabab qilib qo'ydi. Lekin Alloh bandalarini hojatli qilib yaratgan. Toki Allohga yalinsin-da. Insonlarni ko'ryapsiz hozir, shuncha Allohga hojat bo'lib turib, Allohga yalinishni bilmaydi. Qilmaydi duo. Shuncha hojati bor bo'lmasam. Aslida Alloh taolo insonni nega hojatli qilib yaratgan? Yesangiz ham hojat, yegansiz ham chiqarishingiz ham hojat.
hammasi hojat. U yedigan narsani topish ham hojat, chiqargan narsangizni yo'qotishingiz ham hojat yana. Hammasi hojat. Nega Alloh insonni hojatli qilib yaratgan? Chunki shu iloji yo'q, Allohdan so'rab turishingiz kerak. Endi ana bu odam kelib olib, yo'q, men kasal bo'lsam davolanmayman desa, mana shu ma'noga teskari bo'lib qoladi. Go'yoki men Allohga hojatim yo'q bo'lib qoladi. Aslida hojati yo'q zot kim? Allohu Samad. Zot faqat Samad zot, ya'ni butun behojat zot Alloh taolo. Alloh uni sabab qilib bergan narsalar bilangina ochlik daf bo'ladi mana. Xuddi shundek adaul aris, ya'ni insonga tasodifiy kelib qoladigan kasalliklar ham Alloh shuni sabab qilib bergan dori-darmon bilan yo'qoladi. Wallohu al-hadi. Keyingi bob mana sufilarga juma, jamoat namozlarini tark qilishdagi shaytonning nayrangi haqida ekan, ular uzlatga chiqib olib, jumalarda jamoatlarda o'qimasliklar. Bularni biz aslidagi zohidlik boblarida o'qidik. Zohidlik haqida gapirganda unaqangi tark dunyochi odamlar haqida gapirib o'tdi. Undan keyingi bob shaytonning yana bir sufilar jamoatidagi o'zini xushuvli qilib ko'rsatib, bo'yin egib yurib, o'zicha nomuslarni qoyim qilishlik borasida qilgan nayranglar. Ya'ni nomuslarni qoyim qilishlik deganda o'zini ana shu zohid qilib ko'rsatish, bo'yinni egib, ba'zilar zuhd desa shuni tushunadi-yu, bosh egib turishlik deydi. Yoki tavozu desa ba'zilar shuni tushunadi. Boshni egib turishlikni bir kamtarlik, tavozu deb o'ylaydi. Yoki namozda ham kerak bo'lsa shunaqa turar ba'zilar, boshini egib turadi. Unaqa emas. Bu xushu boshni egish degani emas. Xushu qalbda bo'ladi. Chunki qancha-qancha odamlar bor-da, odamni oldida masalan o'tirganda boshini egib o'tiradi, lekin ana bu yolg'iz o'zi holatda holatini qarasangiz mutakabbir bo'ladi. Haqni qabul qilmaydi. Shuning uchun bu xushu aynan odam boshini egib turishligida emas. Qolib musannif rahimahulloh ida sakana al-qalbu ida sakana al-khawfu al-qalba awjaba khushu'a adh-dhahiri ولا يملك صاحبه دفعه فتراه مطرقا متطرقا yoki مطرقا متأدبا. Agar insonning qalbiga xavf o'rnatsa, tashqi xushuvni ham keltirib chiqaradi, to'g'ri bu. Qachon insonning qalbiga xavf, Allohdan qo'rqish o'rnatsagina tashqi xushuvni keltirib chiqaradi. Shuning uchun masalan qarasangizki, bir odam yengiltak, masalan yengiltak deganda ana shu har narsaga kulaveradi, har narsaga hazil-huzul qilaveradi, har narsani bir narsa deb gap qilaveradi, bo'lgan bo'lmagan gaplar, ana shunaqa yengiltak. Bu albatta dalolat qalbda xushu yo'qligiga. Bu hech kim uni qalbini yorib ko'rmagan, to'g'ri. Lekin tashqari shunaqa bo'lib turibdimi, siz baribir shunga alomat olasizki, ichkarida xushu yo'q. Ichkarida xushu bo'lsa odam bu darajada bo'lmaydi deyiladi-da. Buni aslida hadisda Rasululloh aytlar edi, salohat salohal jasadu kullu degani. Shu qalb tuzalsa butun jasad tuzaladi. Va endi inson agar endi qalbi xavfli bo'lsa deyapti, xavfda bo'lsa. Bu qalb egasi hech bu xavfni daf qila olmaydi. Shuni ko'rasizki, o'z-o'zidan boshi engishadi. Haqiqatda shunday. Odam qo'rqganda masalan pisinadi, hayvonlarda ham bor bu narsa. Qo'rqsa dumini ichiga kirgizib olib, boshini egib qochadi-yu. Aytayaptiki, haqiqatda xavf insonga bunaqa holat paydo qiladi. Inson odobli bo'lib qoladi, inson kamtarin bo'lib qoladi, mutazallil. Lekin o'tmishdagi insonlar nima qilardi? Kanu yajtahiduna fi satri ma yazharu minhum min zalik. Ana shu narsalar ularda zohir bo'lib qolsa, shuni berkitishda nihoyatda qattiq tirishishardi. Ana shuni berkitishga harakat qilishardi. Qalbdagi xushu tashqariga ko'rinib ketaversa, iloji boricha berkitardi shuni, toki haliga riyo bo'lib qolmasin. Mana Muhammad ibn Sirin kunduzlar kulib yurib, kechalar yig'lar ekan. Kunduzlar kulib yuradi, nega odamlar haligina bir obid odam, taqvoli odam deb o'ylamasin deganda kunduz kulib yuradi, kechasi esa o'tib yig'laydi deyapti. Va yana biz butun olamga ochilib yur deb buyurmaymiz, to'g'ri. Avomlar orasida ham biz olim insonga, olim deyapti ekan. Biz olim insonga buyurmaymiz, avomlar orasida ham ochilib o'tir deb. Ya'ni haqqaq otib kulishib, haligi o'shalarni bittasiga aylanib ketdi demaymiz biz ham endi olim odamga. Va nega desa, chunki bu narsa odamlarga aziyat beradi. Olim inson masalan o'zlariga o'xshagan bitta odamligini ko'rsa, odamlarga yoqmaydi bu. Aslida u ham bitta odam shunga o'xshagan, to'g'ri, lekin baribir odamlarga yoqmaydi. Bu ham shunaqa bo'lamiz deydi-da. Ana shu uchun aytayaptiki, aslida biz buyurmaymiz, to'g'ri, olim inson ham kerak bo'lsa deyapti, olimlar chekir o'shalarni bittasi bo'lib ketsin deb, ya'ni xushuvni yo'qotsin, viqorni yo'qotsin demaymiz. Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan ekanda,
Eğer ilimli zikir kıseler şunu bir kitiler diyeceğim. İde rakartu mul ilme fakdumu ali. Yani ne demek yani? İlimli zikir kıseler bir kitiler diyeceğim. İlimli bir kitiler diyeceğim az. İlimli himoya bilen zikir kıyılar. Bir kitip. Yani adamlar ki ilimini kadirsizlendirmezsen zikir kıyılar yani. Bunu himoya bilen zikir kıyılar. Adamlar ki ilimini kadirsizlendirmeyler diyeb. Ve ilimini külgü bilen araylaştırmeyler. Kalpler kim onu tüpürüp taşıydı. La tahlut tuhlituhu bizahkin fetemuccuhul kulub diyeb. İlimini eğer külgü bilen araylaştırsaylar. Yani mesela hani bazı nimalar bor ki indi. Maruzatçılar hal şuna kıp çıkı yaptı. Hamma dersini xuddi ki insanlar mazhara bazı aldı oturgandek kılıp işte yaptı. Hamma dersini şuna kıp ders ötü yaptı ki herge külüş bilen hazır huzul bilen ders ötü yaptı. Bu nasıl ayeti yaptı ki ölümde buna kıyın hazır huzulge eğlentir varışlık diyaptı. Kalpler onu tüpürüp taşlaştık yok giledi. Yani ilimini tüpürüp taşlaştık diye. Yani kalp ilimini olmaydı da hani şu hazır huzul yok kadın gibi fakat şunu oladı. Fakat o şey oturganda o şenge kız hakikaten köpçükki maktel zor deydi. Ama hani şu insanlar ki kızıkışı uygatı yaptı deydi de. O kızıkışı bu kadar halas. İlim ise kalp onu tüpürüp taşıydı deyip. Şunun için memnun halette bu rüya değil miydi? Yani şuna halette oğlum insan. Eğer adamlar onu gapını bir kabul kış için haybet saklasa. Ozu başını ingiştirip türüsele deyipti. Sen rüya kalıpsan değil miydi onge? Burnu var bunun. Çünkü avamların kalbi tevilden tarlik kıladı. Yani mesela siz bir yakın insanınız bulsa o şey yakın insanınızdı gapirgen gapini ilacı borcu tuğru düşünüşke hareket kılaz. Natoru gaptik tüylseyim ya ama dedim akçı durdu edip ut gitaz. Lekin avamlar kalbi onu kurtarılmaydı. Ama dedim akçı durdu edip tevil kıp geçiliydi. Eğer sizden bir nesan kurup koysa bütün hem yakışın avazı kıkısı kiladı. Çünkü eti yaptı ki avamın kalbi kurtar olmaydı. Tarlik kıladı. İnsanın gapını bir yakışı manoge tabir kılıçtan tarlik kıladı. Çünkü eğer avamını bir kakaka atı vah vah kılıp yürgenini kürse hiç onu kurtar olmaydı da. Bu hem dedi bir ahmağa kendiydi de. Alegin gapını yıkıştırıp koyadı. Neticede siz avamlarda ilimden tuzup koygen bulasın. Haktan tuzup koygen bulasın. Ve avam mübahlarda eğer cüde kengilik kıvarsa فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَلَقَّهُمْ بِالصَّمْتِ وَالْأَدَبِ Ana bu adamlarga bir sükunet bilen, adab bilen ularga yuluqishlik kerak bo'ladi. Yani mubohlarda bir o'zicha o'ziga hayotda bir kenglik yaratmoqchi bo'lsa ham avomlarga iloji bor shuni bildirmasligi ham kerak bo'ladi. Bu riyo emas ham deyapti. Riyo nima? Yomonlanganligi shuki inson takalluf qilib xushu qilishligi. Takalluf ya'ni o'zini urun turadi xushuli qilib ko'rsatishga. O'zida yo'q, lekin o'zini xushuli qilib ko'rsatishga urintiradi. Ana shu ma'lumot qilinyapti. Tabaki yoki tabaki degani o'zini yig'lagan qilib ko'rsatadi. Va ta'atir ras boshini ingishtirib o'tirgandek qilib o'zini ko'rsatadi. Toki insonlar uni zohidlik ko'zi bilan unga nazar solsin deb. Insonlar unga ayni zuhd zohidlik ko'zi bilan qarasin deydi. Ve un bilen kurşke insanlar tayarlansın deydi. Haligin bir tabarruk kılaydık, kolunu op koyaydık degen nesani haklıydı. Kolunu optırıştı haklıydı adamlarga. Gahda ki onu aldı ki bittik bizge bir dua koyun ise der o duaga tayarlanmalı diyem deyipti. Kuddi ki bu adamge icabet çüptür etken deyik. Anşem yaman derse mesela bir adam aldı ki barıp durup dua kılın deseyiz. O adam şu zahat kulda açıp dua kılıp gitse Güya ki bu ne dediğinde? Dua mende nakit türüptü. Kim sorup kese bir uğramam bana dediğinde bu dediğinde. Bu uzun adam yukat koygen dediğinde. Kuttu ki dua önünde tayar turgen dedi yaptı. Kendine huyasayın zili icabe. Güya ki icabatı uzun çürü oladı. Şuna kadar bu kadar bu adam. Bana İbrahim'in Nahai'den zikir kıyamız. O kişi ki eğer bizge dua koyun ise şunu yaktırmazken. Ağır batarken. Nege? Çünkü kim menge duası müsucab durup kefalet bir yaptı değil de. Kim etti benim duasını sorup? Ne demek ki duanı sorayım sen deyken? Çünkü salaf salaflarda asli var bu narsani ben. Hazır günde Şeyh İbn Hüseyin aytgan birinci, şimdi şu narsalarda men bilgen insanlarda içinde yakışmaz deyken. Barıp durup buradan dua koyun, dua koyun duruş. Biz insanlarda nihayet de bu narsa gülüge eylem gitken de. Her narsaya dua kıldır uğradın. Ana şimdi buradan dua kıldırışlığı da çünkü birinciden sizde uzizge mezelle var.
Mazalla degani nega siz o'zingizni xorlayapsiz? Ikkinchidan, siz Allohdan umidingizni uzib qo'yish bor. Nega siz o'zingizni uzib qo'ygansiz-da, go'yoki meniki bo'lmaydi degandek qilib, nega uniki bo'ladi degansiz? Uchinchidan, bunda so'ralayotgan odamni haddidan oshirish bor. Har kun borib undan duo so'rayversangiz, hali o'zicha bunda narsa o'ylaydi o'zini. Aytayapti-ku men, xuddiki unga ijobat tushib turgandek his qiladi o'zini. Aslida duo so'rash bor, mana sahobalar bor Rasulullohdan so'ragan, Rasululloh Umarga aytgan, duo qil bizni degan. Lekin bunda tavassu, ya'ni shunday qilib kengaytirib yuborib, kim ko'rinsa duo so'raverish, hamma narsadan duo so'raverish, mana bu narsa aslida yaxshi emas. Chunki siz agar Allohning ne'matiga haqli bo'lsangiz, o'sha odam orqali so'rang, o'zi so'rang, Alloh beradi sizga. Agar o'sha ne'matga haqli bo'lmasangiz, butun dunyo jamlanib so'rasa ham sizga bermaydi baribir. Butun dunyo so'rasa ham baribir sizga berilmaydi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hattoki so'rasalar ham berilmadi-yu. Ya'ni onalarga shafoatga izn so'radilar, berilmadi. Butun dunyo jamlanib so'rasa ham bermaydi demak, agar bermasa. وقد كان في الخائفين من حمله الخوف على شدة الذل والحياء فلم يرفع رأسه إلى السماء وليس هذا بفضيلة لأنه لا خشوع فوق خشوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من Allohdan qo'rqadigan o'shalarda ichida zohidlarda ichida shunday kishilar bordiki uning xavfi uni shunday xorlikka hayoga undardiki hech boshini samoga ko'tarib qaramas ekan Allohdan hayo qilaman debdi lekin bu fazilat emas Chunki Rasulullohning xushusidan da oshiqcha xushu yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aksincha osmonga qarab tafakkur qilgan, tadabbur qilgan, Alloh unga buyurgan hattoki, "Voy tafakkaruna fi xalqis samawati val ard", ular osmonga qaramaydi demagan. Va sahih Muslimda Abu Musa'dan hadis kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'pincha mana boshlarini osmonga ko'tarib qarardilar deyapti mana. Tafakkur qilib, tadabbur qilib. Balki oyat tushdi-yu mana. Hali قد نرى تقلب وجهك في السماء آيات yuzingizni samoga qayta-qayta qarab tutganligingizni ko'rdik degan oyat. Demak, samoga tikilib duo qilinadi. Allohga samoga tikilib duo qilinishlik bor. Faqat namozda qaytarganlar, osmonga qarab namoz o'qishlikdan unda qaytarilgan. Mana hadis, ochiq dalil, inson osmonga nazar solishligi mustahab. E'tibor oladi, ibrat oladi, oyatlarga qaraydi, ya'ni mo'jizalarga qaraydi. O'tgan darsda ham aytdik-ku, mana shu narsa yo'qolgan insonlar ichida. Bu insonning fikrlik qobiliyatini ham ochadi. Mana shuni talib ilmlar ham hech vaqtni qizg'anmasdan mana shu narsaga amal qilish kerak. Ya'ni shunaqangi nima tabiatdagi nimalarni ko'rish, tomosha qilish, mahluqotlar bo'ladimi, osmon bo'ladimi? Shu narsalar insonning fikrlik qobiliyatini ochadi, fikrlash doirasini kengaytiradi. Alloh taolo aytgan mana: "Afalam yanzuru ilas samai fawqahum kayfa banaynaha?" Ustlardagi osmonga qaramaydilarmi qanday biz uni bino qilib qo'yganligimiz degan. Odamlar hozir Allohning mahluqotda tafakkur qilishdi o'rniga mahluqning mahluqotda tafakkurga o'tib ketgan. Masalan, qilgan ishi o'tiradi internetda, yangi telefon chiqibdi. O'shani muvosafatlarini o'rganadi. Uyoq bu ekan, buyoq bu ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan, ana shunda tafakkur qiladi. Bu shu darajada qarangki, fikriy qullik Insonlarni fikrini qul qilib tashlashdi deganida, Allohni mahluqotlarini tadabbur qilib, Allohni quli bo'lishdi o'rniga mahluqni mahluqotini tadabbur qiladigan qilib tashladi. Yangi mashina chiqadi, uni uyog'ini tadabbur qiladi, buni buyog'ini tadabbur qiladi. Yangi kino chiqadi, o'shani tadabbur qiladi. Odamlar shunda o'ta olmay qolgan. Alloh taolaning haligi mahluqotlarini tadabbur qilishga aqli ham yetmay qolgan shuning uchun. Mana narsani esa asli tubiga yetmaydi, qanday yasalishini ham bilmaydi o'zi. Faqat shuni ko'rinishiga tadabbur qiladi. Ana bu oyatda mana afalam yanzu ila sama deyapti. Osmonga qaranglar deyapti qanday ustaringdagi qanday o'zimiz bizni bino qilganligimizga. Shundan ko'rasizki, keyin kofirlarga nisbatan u ko'pirishligi, ko'pirtirishligi kelib chiqadi odamlarda. Masalan, odamlar hozir mana arablarda shu gap bor. Maqol bo'lib ketgan misrliklarda. Kavkabul yaban deyishadi. Nima degani bu? Yaponiya sayyorasi deydi. Nega? Go'yoki aytadiki, ular go'yoki o'zga sayyoradan odam, tabiiy odam emas ular deydi. Shunaqa narsalar yasab chiqarib tashlayotganligiga mana. Lol qolganki, qoil qolganki, bular o'zga sayyoradan go'yoki bizni sayyoradan bo'lgan odam emas bular deydi. Qarang, shu darajada kofirda e'zozlar olgan. Nega? Nima kelib chiqdi shundan? Nimadan kelib chiqdi shu desa, ana shu yasayotgan narsasiga tadabbur qilishdan. Qoil qolaveradi-da yasayotgan narsasini ko'rib. Ana shuni Allohga ishlating siz. Allohning mahluqotiga ishlating, Allohning qudratiga qoyil qolib, keyin ibodatga o'tasiz. Bu Yaponiyaga sig'inmaysiz keyin ya'ni.
Peki bana kul inzuru mada fi semavati vel ard. Buyur yaptı Allah Teala bana. I think kareler osmonlar yerdeki narsalar gibi. Kareler de buyur yaptı bana. İnzuru mada fi semavati vel ard. Bana bunu açık raddiye bu aralık işte sufiler gibi. Onlar da böyle yıllar osmonga karmaya yürüyordu. Hayali güya ki. Allah ki karakiz hayali kıladı. Ve kaddamme haula ila ibtida'ihim ar-rumuz ila teşbih. Ular bu ibtida bid'atlarga bir teşbihke işara kılıçını hem koşuşken. Yani o bir bid'atlarga münge koşulup birer başka taifelerge özlerine muhşet uğraşken de yaptı. Bu utken rahiplerde bugün de başı yiyip Osmanlı'ya karamazdan yürüşlük. Yoki bu aşık maşuklukke eğlentiri uğraşken bunu. Teşbihke işara kılı uğraşken de şu nazar deyip. Aşık maşuklukke eğlentiri uğraşken. Yani mesela bir ayol, bir kız, bir yiğit yaşı kursarı ki yüzüge kararmaydı yok. İndi uyan bir zamanlardı da. Hazırmaz. Hazır unakamaz. Aslında şuna kabul edi. İndi ular huddu ki şunu okşatı uğradı. Allah'ta bilen bugün muamelanıyım. Ben onge karışke hayal kılama. Bu ışıktı bu. Bu mesela eğer onu yüzüge karış, hayalsizliği bugün de cennet ahlini mi karaydı Allah'ta yüzüge? İn katta nimetmez mi bu? Allah'ta yüzüge karışlık. Demek bu hayalsiz değilmez. Allah'ta yüzüge karışlık. Bu sizge ayolmaz ki mesela. Mahrem, namahrem bugün mesela bu zeyken onge karış hayalsizlik dese. Ana şunun teşbihki işara kıvaradı yaptı da. Şuna kıl uçtu var yaptılar. Allah Teala'nın mahluku uçtu var yaptı. Eğer öyle bilseydi ki bu başını iyi gibi yürüş. Bu başını kütarış bilen beraber Allah'tan hayal kılış babıdır. Yani tasiri yok onun. Hiç kanaka başını iyi giriş, kütarış. Allah'a nispeten onun tasiri yok. Belki ayette etti ki Allah Teala Resulü'nün kanaka sıfatladı. Mezeğol basar. Bunu dedi gene kuz talimadı. Kuz talimadı dedi gene en şuna kılıp yerge kırıp oturmadı. Allah bilen sıfat kılıptı mı? O şu tamamen kırıp durdular. Ve ma tağa adı gene. Uyakıya mutlu gitmedi hadde anşım. Arkasıya mutlu gitmedi. Demek bana bu hayalsizlik değil miydi? غير أن ما شغل إبليس إلا التلاعب بالجهل ما شغل إبليس إلا التلاعب بالجهل إبليس ne işi şu جاهل بلان oynaşı oynaydı ular bilan ama ulamalar o şeytan ulardan uzak ulardan katı korka diyem deyipti çünkü ular bilvaladılar cemiki şeytanın işlerini ve cemiki fandegi makrilerden ular saklanırlardı yahtaruzuna min fununi makrihi her hıl fandegi makrilerden ular saklanış oladı deyipti İsnad bilen haber kılıyaptı. Selamet ibn-i Abdurrahman'dan, Abu Selamet ibn-i Abdurrahman'dan etediler ki لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متباوتين. Resulullah'ın sahabeleri kişeyi bürmezdi diyordu. Munharif diyordu. Kişeyi bürmezdi. ولا متباوتين diyordu. Uzun uğulerge sorup yürmezdi. Uğul etken adam yoksa haleki sudurariye bürmezdi de hiç kaçan. Ular Şiirler açışardı, meclislerde oturuşup bana. Cahiliyetteki işlerini islep oturuşardı. Bu yan bir ibret de. Mesela cahillik izde kıyken utken o utmuş işlerini islep oturuşluk iz bu maktanınmaz. İbret tarzı da. Şuna kengi ahmak dedik, Allah hidayet birdi biz geldik, uçlarda islep oturuşluk. Bu yan bir ibret de. Çünkü Umar Aziyallahu anhu etkenler ki, Tunqadu ural islam urvatan urvatan iza neşe'e fil islam men lem ya'rifil cahiliye diyen. İslam bağışları bağışın ve bağış yeşili boradı. Kaçan? Eğer İslam'da cahiliyette tanımayacaklar ulgıysa diyen. Ular cahiliyette tanımayacaklar diyen. O şey cahiliyette bir nesil de uyla uğradı. Yani hazır ki günde bizi uzup çıkartken avlatlar bana şuna kabul etti. Bana şu Arap diyorlar da mı? Ya ki şuna hangi bir İslam yok mu? Bugün cahide uzup çıkan diyorlar. Uzlarca yaşlar. Ular o bizdeki şuna hangi haram harç hayatı çıralıydı uylaydı. Havas kıladı. Ana yani Araplarım şu havas kıladı. Uşa rast rastiyeye borsa, yalangoçlarla ben yürse, uşan havas kıladı. Hammasi açık saçır, hammasi imin irkin, hammasi havas kıladı. Ana şu İslam'ın buzuluşluğunun başlanışı degani. Nega ular bunday buzul yaptı dese? Çünkü cahiliyette hakikatini bilmeydi ular. Cahiliyette fakat uşa şirin şeker uşa hayatı gözüge korunadı da, onun kabahati gözüge korunmaydı. Ana şu üçün ularga ana bu cahiliyette kabahatini o'rgatish kerak. Sahabeler şunun için cahiliyetteki işlerini izleyip oturuşardı diyebdi. فَاِذَا اُرِيدَ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ دِينِهِ دَارَتْ حَمَالِيقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونَ Eğer onların birinden dini işi hakkında bırakılırsa, irade kılınsa, onların kuzları akı aylanıp,
hamali qulayn degani ko'zni oqi aylanib o'zini majnunlikka soladi deyapti. Ya'ni nima demoqchi? Agar diniy bir ishi haqida so'ralsa, o'zini yoshlardi demoqchida, majnunga soladi. Diniy ishi haqida so'ralsa, ya'ni siz palondek qilgan ekansiz, palondek ibodatingiz bor ekan, palondek ro'zangiz bor ekan, palondek sadaqangiz bor ekan, palondek jihodingiz bor ekan desa, o'zini xuddiki bilmaslikka olib ko'zini aylantirib majnunlikka olardi deyapti. Riyo bo'lib qolmasin debdi, qilayotgan ishlarini bekitishardi shunaqa ya'ni. Yana isnod bilan Umar radhiyallohu anhudan keltirilyapti. Muhammad ibn Abdullah al-Qurashiy otasidan aytadiki, Umar ibn Xattob radhiyallohu an bir yigitga qaradi. Boshini ingishtirib ketayotgan ekan. Halingi oy, boshini ko'tar degan. Xushu qalbdagidan ziyoda bo'lmaydi degan. Ya'ni xushu qalbda bo'ladi demoqchida. Kim odamlarga qalbidagidan ziyoda xushuni zohir qilsa, mana bu odam nifoq ustiga nifoqni zohir qilibdi degan. Ya'ni qalbidagidan da xushuvliroq qilib o'zini odamlarga boshini engishtirib ko'rsatsa, bu nifoq ustiga nifoqni ko'rsatibdi. Yana istod bilan Kahmas ibn al-Husayndan keltiryapti. Bir kishi Umar ibn Xattob oldida mahzun bo'lgandek qilib bir nafas chiqardi. Ya'ni uf deganda haligi nafas chiqarib bir mahzun bo'lgan kishi bo'lib, tanaffasa kannahu yatahazan. Hariga o'zicha hariga ohang oh chekib bir narsadan o'zini zuhdini ko'rsatmoqchi bo'lganda Umar roziyallohu shuni bir turtdi deyapti. Avlakamahu yoki boshidan bir urdi deyapti. Ya'ni unaqa qilib o'zingni hariga bechora ko'rsatma deganda, oh chekib o'zingni bechora qilma. Yana isnod bilan keltiryapti. Abu Abdurrahman ibn al-Aswaddan. Bu Abu Abdurrahman ibn al-Aswad degan odam bir kun yurib ketayotgandi. Bu odam yursa devorning yonida yurar ekan, xushuvli kishidek bo'lib, hariga go'yoki devorga suyanib, paypaslab, yiqilib tushaman hozir degandek qilib, devorga suyanib, xushu bilan yurgandek yurar ekan deyapdi. Va Abu Bakr va amala Abu Bakr unqahu shay'an. Abu Bakr degan odam ham ozroq bo'ynini egib yurganda shunda otam aytgandi deyapti. Malaka ila mashita mashita ila jambil hayit. Nima bo'lgan senga? Yursang devorning yonida yuribsan. Ammo Allohga qasamki, Umar roziyallohu an agar yursalar yerga oyog'ini qattiq bosib yurardi degan. Hali ular menga o'xshab sudralib yurmasdi-da, oyog'ini yerga qattiq-qattiq ko'tarib bosib yurardi degan. Jahvariyus saud ovozi qattiq edi degan. Gapirsa ham hali miringlab nima deyotgani eshitilmaydigan bo'lib gapirmasdi. Ovozi yaxshi, qattiq bo'lib gapirardi deyapti. Yana isnod bilan keltiryapti. Shifo binto Abdulloh degan ayoldan. Ayol. Bu ayol bir yigitlarni ko'rib qoldi. Yurganda kalta-kalta qadam tashlab yuribdi, hali qizlarga o'xshab, mayda-mayda qadam tashlab yuribdi. Va sekin gapirishyapti ekan. Shunda u ayol aytgan ekan, "Nimasi bu?" degan. Odamlar aytdiki, "Bular obidlar bular" deyishdi. Hali o'zlaricha xushuvlikda, hali sekin gapiradi, mayda-mayda qadam tashlaydi. Shunda hali ayol aytgan ekan, "Allohga qasam, Umar gapirsa eshittirib gapiradi" degan. Miringlab gapirmasdi, eshitib gapirsa eshittirib gapirardi. Agar yursa tez yurardi deyapti. Suralib yurmasdi ya'ni. Agar ursa og'ritib urardi deyapti. Ana shu haqiqiy obid bo'ladi. Ursa ham og'ritib urardi. Muallif rahimahulloh aytadilarki, qultu vaqad kana salaf yasturuna ahvalahum. Salaf solihlarda ko'p edi, holatlarini bekitishardi. Va odamlarga o'zlarini ko'rsatmaslik bilan odamlarga o'zlarini ko'rsatishardi, deyapti. Ya'ni odamlarga iloji boricha o'zining haqiqatini ko'rsatmaydigan qilib ko'rinardi. Haqiqat zuhdini ko'rsatmasdi. Ayub Sixtiyoniydan zikr qildik-ku. U kishi kiyimini ozroq uzun ham qilib yurar ekan, o'zini holatini bekitish uchun. Ya'ni hali taqvodor sunnatiga muvofiq ekan deb o'ylamasinlar deb, harom bo'lmagan darajada albatta kiyimini ozroq uzun ham qilib yurar ekan deyapti. Sufyon Savriy aytar ekan, "La a'taddu bima zahara min amali." Amalimdan qaysi oshkor bo'lib qolsa, men uni e'tiborga olmayman der ekan. Amal sanamayman deyapti. Qaysi amal oshkor bo'lib qolsa odamlar ichida, uni amal deb hisoblamayman deyapti. Demak, bu qay darajada bekitishganligini dalolat qiladi. O'zini bir sahobaga aytgan ekan, namoz o'qiyotganini ko'rganda, "Sen naqadar jur'atlik namoz o'qiysan, odamlar seni ko'rib tursa ham" degan. Ya'ni bu qanday jur'at qilyapsan namoz o'qigani deganda, albatta bu yerda nafil namozlar nazarda tutyapti. Odamlar seni ko'rib turib qanday namoz o'qiysan deyapti. Qala haddasana Muhammad ibn Nasir, haddasana Abdul Qodir ibn Yusuf,
أخبرنا ابن المذهب، أخبرنا القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبو عبد الله يعني السلمي، حدثنا باقية عن محمد بن زياد قال مر أبو أمامة برجل ساجد فقال يا لها من ساجدة لو كانت في بيتك. أبو أمامة صحابي ده يعني bir sajda qilib o'tirgan odamni oldidan o'tib qoldi da, hammani oldida o'zini tomosha qildi, sajda qilyapti da. Shunda bu odamga qarab aytgan ekan, qanday ham yaxshi sajda agar shu uyingda qilganingda degan. Hammani oldida qilmasdan oshkora uyingda qilganingda qanday ham yaxshi bo'ladi. Alloh taolo mana shu yerda inshaalloh to'xtaveramiz. Keyingi bob iblisni sufilarga nikohni tark qilishlikdagi nayranglari haqida. Alloh taolo